Herkese merhabalar. Vito'nun 3. bölümü için şu anda sanayiye gidiyorum. Arka çamurluk montajı zaten yapılmıştı. Kaportacı Emre abideydi araç. Şu anda bakalım ne durumda, nasıl? Zaten ara ara Instagram'da hikaye attım. Instagram'dan takip edenler görmüşlerdir. Ümit ediyoruz ki bir an önce bitsin artık çünkü çok vakit geçti. Bakalım, heyecanla bekliyoruz. Belki bittikten sonra bir tanıtım videosu gibi bir şey çekerim. Duruma göre bakalım. Hadi görelim. Evet, Emre abinin oraya geldik. Tabii ki yer yok yine. Şöyle göstereyim size. Olgun kaporta. Olgun kaportaya geldim fakat araç burada değilmiş. Şu anda boyadaymış. Boyacıya gideceğim. Boyacı da çekeceğim. Evet, araç kaportacıdan çıkmış. Kaporta işleri bitmiş. Yılmaz Oto kaporta boyaya gelmiş. Şimdi aracı çekeceğiz. Tabii ben önceden bir girdim. Size dışarıdan dükkanı göstermek için gösterdim. Araç zaten burada. Arka tampon macunlanmış, zımparalanmış. Astar yapılacak. Şöyle bagajı göstereyim size. Bagajda zaten şu alt kısımda hasarlı alınmıştı bu kısmı. Bu kısmı da onarılmış, işte macunlanmış, astarı çekilmiş, tekrardan kontrol macunları çekilmiş. Bagaj şu anda hazır duruyor ve en önemlisi şimdi araca geçiyorum. Gördüğünüz gibi bu çamurluk şöyle tavanın üst kısmından itibaren değişti, alt kısmı da dahil. Size detaylı bir şekilde göstereyim. Şurada üst kısmını da göstereyim. Şöyle içeriden. Şimdi içini de göstereyim şöyle. Evet. Gördüğünüz gibi şu anda sapasağlam duruyor. Şöyle bu tarafta tavanın üstünde daha çok vardı açıkçası. Alt kısım zaten yine güzeldi. Şuradan tavanı da göstereyim size. Tavan da gördüğünüz gibi bu şekilde. Şu kısımlardan kaynaklanmış bir şekilde yapılmış. İçi tamamen düzgün duruyor. Bitecek, az kaldı. Muhtemelen bu bir haftaya burada işi biter. Hatta bir haftalık bile işi yok aslında. Şöyle tavanı yukarıdan da göstereyim size. Böyle çıkayım biraz. Evet. Tavan da bu şekilde yine astarlanmış. Tertemiz duruyor. Şöyle içeriden de göstereyim isterseniz. Gördüğünüz gibi zaten burada izler var. Bunlar muhtemelen tekrardan bir boyanır. Paslanmaması için. Kaç güne biter usta? Ya bir hafta sürer. Bir hafta sürer değil mi? Aynen. Ben de öyle düşündüm. Zaten bu tarafta bir şey yoktu. Esas sıkıntı içinin toplanması biraz. İnşallah döşemeci güzel bir şekilde toplayabilir. Şöyle son kez etrafını döneyim. Zaten bu hatasızdı. Burası boyanmayacak. Sadece üst kısımları boyanacak. İçine de naylon sermişler. Çok iyi olmuş. Bakalım hayırlısı. İçi bitti. İçi tamam, hazır içi. İçi hazır değil mi? İçinde bir şey yok. Ustamız, boya ustamız. İçerilerin aşağı içebiliyor. Şu arkaya şu şey yoktu. Zilt takıldı diyor. Ha, aynen. Şey, akma falan yapmasın diye mi?
esnemesin, sallanmasın diye. He, sallanmasın diye. Yoksa langır langır oynanıyor. Bunun içeriden kaynak şeyleri nerede? Ben göremedim. Onları yaptım işte. Ha, şu, yapıldı. Şuradan işte. Bir dakika. Nereden abi bir daha çıkmadı? Şuradan mı? He, şuradan. He. Şuradan devam ediyor. Şuradan itibaren he, şuradan devam eklendi. Aşağısı ama hiç belli olmuyor. Aşağısı da şuradan. Aşağıya da şuradan çekeyim. Aşağısı da buradan. Buradan itibaren aynı devam ediyor yani. Devam ediyor aynı ama devam şey ediyor. Hiç belli olmuyor ya. Ama içini komple boyamadık değil mi? Sadece tabii sadece bu kısmı. Şurada sadece bir belli bir şey var herhalde. Şurası. O kadar. O da olur canım. Normal bir şey, toz bu. Ha, normali de öyleymiş. Tabii tabii, zaten devam ediyor böyle. Ha, normali öyleymiş zaten. Tabii böyle devam ediyor. İyi, hiç belirli bile değil ya. Değişmesi daha iyi oldu ya. Bunu onarınca çok sıkıntı olacaktı, yapılmazdı. Düzelmezdik, yerine gelmezdik. Tavan da yine yapılmış, hiçbir şey yok zaten. 10 numara duruyor, hiç belli bile değil. Daha sağlıklı, daha iyi oldu böyle. Bagaj zaten 10 numara çıkmış. Evet, gördüğünüz gibi aracın boyası bitmek üzere. Bir hafta dedi ama muhtemelen biraz daha kısa sürer diye ümit ediyorum. Çünkü zaten iç kısımları, esas kısımları yapmış. Bundan sonra da aracı muayeneye götüreceğiz. Muayeneye götürmek için tabii sigortasını yaptıracağız. Muayeneden sonra da, muayeneden geçerse ki geçecek inşallah, Allah'ın izniyle bir sıkıntı çıkmazsa, notere gidiyoruz. Çekme belgeleri, ruhsatı veriyoruz. Çekme belgeleri ruhsatı bize trafiğe sokulmuş bir şekilde noter yeni bir ruhsat veriyor. Daha sonra plaka basıma gidip plakayı bastırıyoruz ve aracımız normal trafikteki herhangi bir araç gibi oluyor. Bununla ilgili olarak aracın ne kadara mal olduğunu, nasıl olduğunu çok fazla sormuşsunuz. Fakat bununla ilgili şu anda bilgi vermek istemiyorum. Çünkü bu sonuçta bir ticari olarak da alınmış bir araç. Daha sonra satılacak. Belki biraz bilinecek, orasını bilmiyorum. İnsanlar hep şey modunda, ya buraya aldınız zaten şu fiyata verin moduna falan giriyorlar. O yüzden bu hoş olmuyor ki zaten araç da bana ait değil. Fatih abi de böyle bir şey izin verir mi vermez mi bilmiyorum. Belki daha sonrasında izin verirse aracı sattıktan sonra bununla ilgili bir detaylı bir bilgilendirme çekilebilir. Onun haricinde de zaten boyadan sonra araç döşemeciye gidecek dedik. Döşemecide yine koltukları falan takılacak, iç döşemesi yapılacak. Klima, arkadaki klimanın tekrardan montajı, o elektrik işleri yapılacak. Yani basit gibi gözüküyor ama değil. 1,5 aydır sürekli ara ara gidip gelinip bu araçla ilgileniyor. Eksik parçalar çıkıyor. Tabii bunları ben çekemiyorum çalıştığım için. Ama bir emek isteyen bir iş gerçekten. Vakit ayırmanız gerekiyor. Parçayı alıp geliyorsunuz. Usta diyor ki evet diyor, bu parça bu arabanın diyor. Getiriyorsunuz, o parça onun değil. Tekrardan gidiyorsunuz, geliyorsunuz. Olmuyor, parça bekliyorsunuz, işte 2-3 gün sonra geliyor. Bunlar sıkıntılı süreçler. Bir an önce herkes arabaya binmek istiyor ama tabii ki ustayı bekliyorsunuz, parçayı bekliyorsunuz. İşte aksilikler çıkıyor, sürprizler çıkabiliyor. Ama inşallah araç işimiz de siniyor, tertemiz bir şekilde olacak ve bineceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Hep diyorum, yine diyeceğim, videoyu izleyenlerin %96'sı kanalıma abone değilmiş. Ya ben bu işten para kazanmıyorum. Zaten para kazanma gibi bir hedefim de yok. Güzel yorumlarınız, iyi temennileriniz beni mutlu ediyor ve beni motive ediyor. Abone sayımının da artması da beni motive ediyor tabii ki. Ya şu anda bir 1000 hedefim var. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın, esen kalın. Arkadaşlar bu arada arkada bir tamir edilmiş ütü masası var. Büşra Sultan'ın masası. O arada böyle araba kullanırken video çektiğim için ses yapmış olabilir. Kusura bakmayın ama onu yaptırmam gerekiyordu. Tekrardan hoşça kalın.